Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu pompondan kardan adam çalışacağız. Çok kolay bir yapımı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pompon hazırlamamız gerekiyor. Bir tane şapka öreceğiz. Bir tane de atkı öreceğiz. Evde elinizde olan malzemelerden bu gözlerini, ağzını, burnunu bu şekilde hazırlayabilirsiniz siz de. Evet, bu şekilde göz, ağız, burun, bunların hepsini ayrı ayrı hazırlayıp birleştireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Örgüperest Instagram adresim. Evet, hemen bu tatlı kardan adamın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, burada kafa bölümü, kollar ve ayaklar şeklinde pomponları hazırladım. Şimdi gövdesini beraber hazırlayacağız. Hem de nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim. Şimdi kafa bölümünde 3 parmağımı kullandım. Şu bölüme sardım. 100 defa doladım ipi. Orta kalınlıkta bir ip. Bu kol ve bacak kısımlarında da 2 parmağımın şu kısmına doladım. Onu da 50 defa doladım. Bunları yaparken 50 defa doladım. Kafayı da yaparken 100 defa doladım. Şimdi gövdesini yapacağız. Tabii daha büyük bir pompona ihtiyacımız olduğu için bu şekilde 4 parmağımın üzerine dolayacağım ipi. Şimdi bakın. 4 parmağımı bu şekilde birleştiriyorum. Buradan şu parmağımla destek veriyorum. Ve bu şekilde dolamaya başlıyorum. Bunu da 120 defa dolayacağız arkadaşlar. 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu şekilde 120 defa olacak şekilde dolayalım. Bakın ipimiz de zaten orta kalınlıkta bir ip. Bakın. Bu şekilde bayağı çok ip oluyor. Böyle hiç ipi bozmadan çıkarıyoruz. Böyle koyuyoruz. Bir de şöyle uzunlukta bir ip kesip daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız pompon nasıl yapılır adlı videomda bulabilirsiniz. Linkini üstte bir yere koyacağım şimdi. Evet, bakın. Bu şekilde ipimizi koyduk. Bunu da bozmadan tam ortasına gelecek şekilde koyuyoruz. Buradaki en önemli püf noktası bu bağlayacağımız ipi çok sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Yoksa açılır arkadaşlar. Önce güzelce iyice bir sıkıyoruz. Hiç gevşetmeden buradan bir düğüm daha atıyoruz. Bak şu ipi arkaya çeviriyoruz. Bir de bu kısmından bağlayacağız aynı şekilde. Çok sağlam bir şekilde bağlamamız lazım. Bu şekilde tekrar düğüm atıyoruz. Tekrar arkasını da bağlayalım ki iyice sağlam olsun. Evet. Evet bak. Bu şekilde. Şimdi kenarlarından kesmeye başlıyoruz. Buradan şöyle biraz alalım. Grup grup böyle hepsini birden kesmeye çalışmayın. Kesilmez, çok zor olur. Böyle makasınızın ucunun girdiği kadar grup grup keselim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Sadece şöyle ortasından kesmeye çalışabilirsiniz. Evet.
Şu an bu şekilde. Bunun daha böyle düzgün, yuvarlak hale gelmesi için uçlarından keseceğiz. Fakat burada da bir püf noktası var. Ne kadar derinden keserseniz, yani iç taraftan keserseniz, o kadar daha güzel bir pompon elde etmiş olursunuz. Böyle parmağımızı koyup hemen şu kenarlarından bayağı böyle içe doğru kesiyoruz. Evet. Pomponumuz oldu. Bakın şu şekilde. Bunu böyle. Bunları böyle. Bunları da bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi şapkası ve atkısını yapacağız. Onları yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane sihirli halka yapıyoruz. Buradan bir tane zincir çekiyoruz. Ve bu halkanın içine iki tane, bir tane daha. Yani bir bağlama zincir oluyor. Bir de ayrıyetten çekiyoruz. 10 tane sık iğne yapıyoruz burada. Bu şekilde. 1 2 İpimizi çekelim. Şuradan ilk yaptığımızdan kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Şimdi iki tane zincir. 1, 2. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bununla beraber 2 oluyor. Yani bir çift bir tek yapacağız. Şimdi bir tane sık iğne. Şimdi iki tane. 1 2 Bir tane. Şimdi tek tek batacağız. İki tane zincir. Hemen dibinden başlıyoruz. Bak şurada. Dipten. Hepsinin üzerine tek tek sık iğne yapıyoruz. Buraya kadar yapalım. Tekrar iki zincir. 1 2 Dibine batıyoruz. Ve tekrar tek tek sık iğne yapıyoruz. Bunu arkadaşlar 5 sıra yapacağız bu şekilde. Döne döne. Daha sonra bu şekilde olacak. Böyle 5 sıra örelim arkadaşlar. Evet, şimdi renk değiştiriyoruz. Şuradan son battığımız yerden. Bu ip biraz daha kalın ip. İki zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir sık iğne ve alttaki sık iğnelere birer tane sık iğne yapıyoruz. Bunu iki sıra yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra yapıp tekrar iki zincir çekip ikinci sıraya da aynen gösterdiğim şekilde örelim. İki sıra öreceğiz. Evet. Şimdi tekrar diğer ipe geçiyoruz. Hemen şuradan. Hatta şuradan. Atalım. İki zincir çekiyoruz. Dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tüm sık iğneleri çift batacağız. 1 2 Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 1 2
Tüm sırayı bu şekilde çift batarak dönelim arkadaşlar. Evet, bakın. Şapkamız oldu bile. Bir sırada tek batarak dolanacağız. İki zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir tane sık iğne ve alttaki sık iğnelere birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde altta çift battıklarımızın üzerine birer tane tek şeklinde. Evet. Bu şekilde tek tek sık iğneler yapalım. Evet arkadaşlar. Şapkamız bu şekilde oldu. Şimdi de atkımıza geçeceğiz. Evet. Şimdi atkısı için şöyle uzun bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Siz onu ayarlayabilirsiniz. Üstüne alıp hemen buradan birincisinden batıp ikili trabzan yapacağız. Sadece ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan batıp. Evet. Bu şekilde. Çektiğimiz zincire ikili trabzanlar yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şapkamız, boyunluğumuz. Böyle iki tane hazır göz kullanacağım. Sizde yoksa düğme de takabilirsiniz ya da farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Bu burnu ve ağzı da şeyden yaptım. Kurdeleden yaptım, kestim. O şekilde. Siz tabi dilediğiniz aksesuarı kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Şimdi bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirmelerimizi yapabiliriz. Bakın tam şu ortasından, sıkı yerinden geçiriyoruz. Baş kısmını da şuradan. Buradan tekrar aşağı doğru, diğer şu ipin olduğu yere doğru bir kere daha geçiriyoruz. Buradan güzelce bağlayacağız şimdi. Şöyle elimizi düzeltelim. Evet, bacakları takacağız. Bakın şöyle. Arkadaşlar, ben kurdeleden iki tane de düğme yaptım buraya. Dediğim gibi siz boncuk da kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.